sürekli işte takımlarımızı eleştiriyoruz. İşte ya o kadar transfer yapılır olmadı. Bak Fenerbahçe bunu yaşadı. Geçen sezon yaşadı ya. Evet. Geçen sezon Fenerbahçe birçok mevkide çok önemli transferler yaptı. Çok güçlü bir duruş vardı. Görünen oydu. Ama soldaki, sol açık pozisyondaki adamın Perotti'ydi. Orada banko oynayacak adamın Perotti'ydi. Oynayamadı. Perotti sakatlığını bilerek, o kumarı oynayarak aldı. Sonra oraya Pelkas'ı çektin. Pelkas'tan belki de hani normal bir sol açıktan daha yüksek performans aldın. Olabilir. Ama şu anda böyle bir oyuncu bulamıyorsun stoperde. Fenerbahçe'nin o zaman sağ açığı kimdi? Sezona başlarken Sinan Gümüş'tü. Evet. Şu anda da yani bu takım bu futbolu oynarken sürekli arkasına bakıp da ya stoperde kim var, yine hata mı yapacağız vesaire. Bir de zaten şu anki senin stoperlerini güçlü kılan, önlerinde oynayan Josef. Bak Josef'in yerine X bir adam koyalım. Daha vasat bir adam koyalım. İnan o zaman Wellington'la Vida'nın defoları çok daha fazla ortaya çıkar. En büyük zaten orada şansı Beşiktaş'ın Josef'in olması. Çok daha ortaya çıkar. Mesela Gustavo güzellemesi yapıyorduk biz geçen sezon. Çünkü Fenerbahçe'nin stoperleri doğru oyunu oynayamıyorlardı. Bak yeterlilik ayrı bir şey. Ama haddini bilirsin, güçlü yanlarını bilirsin, zayıf yanlarını bilirsin. Ona göre oynarsın. Fenerbahçe'nin stoperleri doğru oyunu oynayamıyorlardı. Gustavo sürekli geriye gelip anormal toplar kesiyordu. Gustavo'yu alkışlıyorduk biz. Halbuki oradaki oyuncunun, Gustavo'nun kesinlik kadar hücuma da katkı yapmasını hayal ediyoruz ama adamın bunu ayıracak mesaisi olmuyordu. Beşiktaş'ta ne görüyoruz biz? Aa Atiba'ya bak, her şeyi yapıyor. Niye? Yanına Josef koydum. Josef diyor ki baba sen git ileride takıl, ben burayı toplarım diyor. Bak oradan Josef'i çek, inan işte Ersin diyoruz ya, Ersin gol yemedi. Kaleye 4 tane top gelmiş zaten. Evet. 4 tane de tutsun. Peki şimdi bir isterseniz Sergen Yalçın'ın ve Ersun Yanal'ın açıklamalarını dinleyelim. Karşılaşma sonrası her iki takımın teknik direktörü de neler söylemiş bir bakalım. Kadro ile ilgili olarak. Evet. Ama ben özellikle şu cümleye çok dikkat. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. Kendisi de bayağı bir herhalde etkilendi bu durumdan. Ne söyleyeceksin? Bir kaos ortamı oluştu dedi. Ya oluşabilir. Yani bu futbol maçı oynuyoruz. Sakatlık olacak, kart olacak. Bunlar kaos ortamı da oluşabilir ama kenarda teknik adamın işi zaten bu iş %50 zihinle yapılıyor. Yani görüp hamleleri yapabilmek. Yani Kasparov olacaksınız gerektiğinde o hamleleri yapabilmek için. Sıkışır bazen 15-20 dakika aklınız durur, ne yapabileceğinizi bilemezsiniz. Çünkü yaptıkları iş çok büyük iş. Milyonlarca insanın duygusuna hitap eden bir iş yapıyorlar. Yani yapacakları hamle insanların, milyonlarca insanın üzüntü ya da sevinç duygularını etkileyen şeyler. Yarınki maçı, bir hafta sonraki maçı etkileyen şeyler. O yüzden o kaos ortamından o aklın durduğu anlarda bir anda hızlı karar vericilik önemli. Sergen Yalçın da o kaos ortamları bundan sonra da oluşabilir. Orada neyi ne kadar çabuk çözdüğün mühim. Şimdi tercihleri ben şu yüzden söyledim. Bak alternatif isimler Gökhan Töre, işte Kenan, dün oynayan arka tarafta Topal, zaman zaman Salih, Necip vesaire. Bunlar bilindik 11'ini aklımıza getirelim Beşiktaş'ın. 9'u sahada olsun. Az önce saydığım alternatif isimlerden de 1-2 tanesini araya serpiştirdiğin zaman bunlar o işleyen sistem içerisinde uyum sağlar, kaynar arada. Yani beraber ayak uydurabilir, performansı daha yukarıda görebiliriz. Ama bunların 6'sını 7'sini bir anda sahaya koyduğun zaman başka bir Beşiktaş oluyor sahada. Bu benzemez hale geliyor. Dün yaşanılan da oydu. Mesela Gökhan Töre şu kadro yapısı içerisinde bir şans bulup değerlendiremediğin zaman ben forma bulamıyorum şikayetinde bulunmayacaksın bundan sonra. Mesela Dortmund maçında da aynı şekilde aldığı süreyi hiç kullanamadı. İkinci sezonu geri dönüşü yıllar önce vardı Beşiktaş'ta ama şimdi 1,5 sezonda Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a kattığı neredeyse hiçbir şey yok. İşte söylüyorum ya, geçen sene bir Erzurum maçı mı Rize maçı mı aldı gitti gol attı. Bir zahmet yani 40 maçta da hücum oynayan bir oyuncu katkı yapsın. Kenan beklenti ondan daha yüksek, daha büyük. Yani bu alternatif gibi görünen oyuncuların aldıkları süreleri çok iyi kullanması lazım. Çünkü bulamazlar. Bak öyle oyuncular var ki önlerinde. Daha bu süreleri bulacak zamanları bile olmaz bir süre sonra. Bir bakarlar hop Beşiktaş forması uçmuş gitmiş. Çok kolay giyilecek formalar değil bunlar. Mesela Batshuayi'ye bir parantez açmak isterim. Geçen hafta bir maçta kaleciye baskı yaparken kaleci hatasıyla değil mi? Kaleci topu vurdu, çarptı Batshuayi, gol oldu. Evet.
Dünkü maça dönelim. Stoperin hatası, geri attığı pas, evet, hemen orada bitmesi. Bunlar çok önemli şeyler. Yani Beşiktaş tek Batshuayi ile oynuyor ama adamın gittiği bölgeler ve bulunduğu yerler, topsuz alanda yaptığı koşular sanki Beşiktaş böyle 3-4-3 oynuyormuş gibi. Bazen pozisyon olmadan da gol atarım. Evet, gibi o ifade. tanıtım şeyinde kullanılmıştı, evet, videosunda kullanılmıştı. Şimdi bu tek forvet oynuyor Beşiktaş değil mi? Aslında Batshuayi'nin yaptığı bu işler orada çoklu bir görüntü veriyor Beşiktaş'a. O yüzden Sergen Yalçın oyunu için çok önemli bir adam ve çok isabetli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Sezon içerisinde de yani bu performans çok düşecek gibi görünmüyor. Gol vuruşlarından bahsetmiyorum. Yani rakip yarı alana hakim olması. Doğru yerde durması. Tabii rakip savunmaya komple hakim olması. Sezileri mesela ikinci kez golü attı ama kaçırdıkları da var. Yani pozisyona girdiği, o sezileriyle girdiği pozisyonları da çok önemsiyorum. O yüzden Beşiktaş tam isabet, kendi oyun anlayışında çok tam isabet bir golcü bulmuş diyebiliriz yani. Şimdi Gökhan'la ilgili eleştirine katılıyorum ama katılmadığım noktalar şöyle. Şimdi dünkü başlayan 11 üstünden bakıyorum. Gökhan'ın arkasında Necip oynuyor. Solunda Salih oynuyor. Şimdi ben de Gökhan olsam isterim ki arkama baktığımda Rozier'i göreyim. Evet. Yanımda Pjanic'i göreyim. Bunlarla ben bir başlayayım. Bir de süreklilik önemli. Yani oynadıkça, bu adamlarla oynadıkça performansının yukarı çıkma ihtimali daha yüksek. Ama evet, her forma bulduğunda, her şans bulduğunda ekstra bir şeyler yaparsan o kadroda kalıcı olursun. Biz Gökhan'ı hep o Beşiktaş'taki ilk döneminde inanılmaz bir performansı, sonrası Premier Lig olmuştu ama o günden beri biz hep bekliyoruz. Bugün mü parlayacak, yarın mı olacak? 30 yaşına geldi. bu maç oldu, devamı gelecek mi? Çok fazla soru işareti barındırıyor içinde. Sergen Hoca'nın değişikliklerine gelecek olursak, evet, belki çok fazla müdahale etti takıma. Sonra da o müdahaleleri devam ettirmek durumunda kaldı sakatlıklar dolayısıyla. Ama şu da var, Beşiktaş 3 kulvarda oynuyor. Ve bu oyuncuları, o geçen sezonu söylüyorduk ya, işte Gökhan girdi, farkında bile olmadık. Yani takımın ritmi bozulmuyordu, kim girerse girsin. İsimler değişiyordu ama Beşiktaş'ın ezberini oynamaya devam ediyor. Bunu koruyabilmek adına ve yarın öbür gün oyuncuları sahaya attığında sırıtmamaları için bir şekilde diri tutmak zorundasınız. 3 gün sonra Türkiye Kupası da başlayacak. Bu adamlara da ihtiyacın olacak. Sen her maça Pjanic'le başlamayacaksın. Her maç senin ilk 11'ine başlıyor, yazamayacaksın. Evet. Ha, yazabilirsin ama diyeceksin ki abi 2 gün sonra işte Ajax deplasmanı var. Dortmund'a gidiyoruz. Bu adam da bir nefes alsın. Bu da insan. Zaten şurada herhalde İkinci maç oldu. 5 maç daha var değil mi? 22-23 günde bir 7 maçlık serisi var 3 büyüklerin. Dolayısıyla adamları idareli kullanman gerekiyor. Çünkü her ne kadar çaba harcasak da bazı takımlar ekstra mesai yapsa da bizim idman ve maç tempomuz da onlarınki bir değil. İşte bizde ne oluyor? 2 gün sonra başlıyor. Adres sakatlıkları başlıyor. Orhan çekti, Buram attı vesaire. İşte Fenerbahçe diyorduk. Hop Beşiktaş da geldi. Bunu dengelemen gerekiyor. Evet, devam edeceğiz yine konuşmaya. Şimdi ister